Son olarak 5 dakika şu cüzdan muhabbeti çok soruluyor. Şimdi HOLD 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 diyoruz. Youtube'da da var bir dünya öyle şey. E ben HOLD yapıyorum. Binance'de tuttun herhangi bir coin'de HOLD yapıyorum deme. Hold yapıyor olsam onu cüzdanına çekmiş olman lazım. Youtube'da öyle birisine cevap verdim. O şekil. Hold yapıyorum. Ben uzun vadeli Binance'de. Ve kimi kandırıyorsun Allah sen? Satmak için tuttun orada kabak gibi belli borsada duruyor zaten. Çocuk mu kandırıyorsun? Ya kimse yanlış anlamasın bunu. Borsalar onu o şekilde değerlendiriyor. 50 kere söyledik bunu. O cüzdan senin cüzdanın değil borsanın cüzdanı. Borsa hesabında tutuyorsun onu. Adam diyor ki kardeş bu adam çekmedi bu cüzdanı. Bu coinleri cüzdanına. Burada duruyor. Niye duruyor bu kodumun koyunları burada? Ben bunu arttırırsam kafama damplamak için duruyor işte. Ya yani kapatayım belli bu. Niye arttırayım ben bunu o zaman? E Para mı dağıtıyorum ben burada? E keriz miyim ben? Arttırmam o zaman. Ya nasıl tek söylüyor herkes çeker. Bu da yapmayın yani. 150 kişi izliyor yayını. İşte yüzü çekse, e tamam ben çekmeyeyim ya. Herkes o kafada düştü, kimse çekmiyor. Ondan sonra coinler atmadı oluyor işte. Borsada tuttuğun coin'den hodl olmaz. E geliyor Nasıl e, nasıl o zaman. İşte bazı coinlerde yok. Şimdi coinlerin çoğunun kendi cüzdanı var. post coinlerin çoğunun ya da tokenlerin çoğunun. Ama e, ekran kartı ile ya da şeyle eee PoW coinlerin cüzdanları biraz sıkıntılı. Yani PoW coinlerin cüzdanlarını şeyde bulamazsın, web sitesinde bulamazsın. Çünkü PoW coinlerin cüzdanı işte madenci cihazı aslında. Onun için madenci cihazı çalıştırıyor olman lazım ya da offline cüzdanı olması gerekiyor. Hardware cüzdanı olması gerekiyor. İşte Ledger Major var. O mesela işte XTP'nin cüzdanı bulamazsın web sitesinde orada burada. Onun için donanım cüzdanlar var. Ledger. Onları almanız lazım. Ya da internette private key'i veren bazı uygulamalar var. Onları bulmanız lazım. Hepsini ben bilmiyorum şu an. Ya birbirinize yardımcı olun. Bin tane kişi var grupta. Onu o şekilde halletmeniz lazım. Postcoin'lerin zaten cüzdanları var. Mesela Ethereum'un altındaki tokenlerin cüzdanı e, ee, My Ether Wallet diye bir şey var. Ethereum'un web sitesine girdim mi? Şeyi var. E, ee, My Ether bu, bulmuştuk geçenlerde. İşte Maya Ether Wallet var. Yani herkesin bildiği. Private Key'ini veriyor sana. Ethereum tokenlerini oraya atıyorsun. Kim bu? Ha. Ya yayın eten, şey yapmayın ya. ya. Ethereum'un, Ethereum klasiğin, işte Ways'in, işte Nav'ın ve PostCoin'lerin genelde şeyi var. E, web sitelerinde cüzdanları var. Bilgisayarınıza desktop cüzdanlarını indirip ya da aplikasyon telefonlarına indirip o şekil kullanabiliyorsunuz onu, o cüzdanları. Onun dışında işte Ripple'dır, e, işte Bitcoin'dir, işte Bitcoin keşktir. Onların cüzdanları donanım cüzdan oluyor. Şey hani hardware ayrı bir flash disk gibi bir şey o. O o şekil oluyor. Onu şey yöntemi de var. Ee, normal bir flash diski şeye çevirebiliyorsun. Normal ledger cüzdanına çevirebiliyorsun. Ha buradan wallet oluştur dediğinde sana şey veriyor. Nedir o? Private key falan filan veriyor işte. Şeylerini veriyor. Bunu offline olarak yaptığında şu işi yani interneti kapatıp yaptığında private şeyini şeye attığında normal bir flash diske attığında hardware o ledger'ın aynısını yapmış oluyorsun aslında. Ledger'ın tek farkı şey oluyor. Kendi üzerinde tuşları var, ekstra bir şifresi oluyor yani. Başka bir numarası yok o işin. Ama hardware olan şeylerde işte Bitcoin'de işte Waves'te de yapabilirsiniz bunu. Diğer şeylerde de offline interneti keserek e, private key oluşturduğunuzda o sizin şeyiniz oluyor işte. Eee ledger cüzdanınız oluyor en temeliyle. Yani onun için videolar vardır sağda solda YouTube'da. Her şeyde ben anlatmayayım onu. Onun için ile uğraşmak istemiyorum çünkü hali hızlı yapmış adamlar var. E onlar demek emek harcamış gidin onları izleyin işte. Sosyal açıp kalsın. Hani illa ben izleneceğim ben izleneceğim modun da olsam onu da videosunu yaparım da. Biz yap, yapılmış videoları var. O offline wallet nasıl hazırlanır diye YouTube'a yazarsanız, Google'a yazsanız bile çıkar bir dünya şey. Ama onun man mantığı o. Normal Ledger Wallet bir flash disk hayal edin. Odur. Daha önce göstermiştim. Ha şöyle bir şey. Bunun üstünde tuşlarmışlar var işte. O tuşlarla ekstra bir şifre oluşturuyorsun. Şöyle bilgisayara bağlayıp bu flash disk ekranın üstünde ekranı olan 4 taneli şifre oluşturabildiğim bir flash disk bu aslında. Bunu normal BIM'den alacağın 1 liralık flash diske de yapabiliyorsun. Nasıl yapıyorsun? Private key şeysini offline olarak oluşturuyorsun şeyde internette. Siteye giriyorsun, interneti kesiyorsun, oluştur bunları diyorsun tık tık tık. Oluşturup bu hard diske atıyorsun o cüzdan bilgilerini. Bitti, bitti. Sonra o cüzdanın adresini alıyorsun sadece adres zaten adresini zaten public adresi var yani normal herkesin kullandığı adres o adresi işte token'i coin'i göndermek için kullanıyorsun onu o şekilde halledebilirsiniz ama hani borsada tutuyorum ben <laughs> demeyin borsada tuttuğum coin değil o hold o, o değil o hold. yani direkt de anlatmak da istemiyorum bunu yani araştırıyor olman lazım bunu ki öğrenebiliriz anlatabiliyor muyum onu hani tam anlatamadım herhalde ama hani şey yani. Yani birisine sorayım hemen söylesin bana değil. Hani soruyu sen peşinde koşuyor olman lazım. Hani so, sorduğun ilk adam cevapta cevap almaman gerekiyor. Birkaç yerden bu bakın, doğru düzgün öğrenin, hata yapmayın. Oradaki ben benim uyaracağım o hani şu kriptoda özellikle bir işlem yaparken kesinlikle all-in yapmayın onu. Atıyorum bin tane reisim var işte bilmem nereye şak gönder hepsini sakın yapmayın öyle bir şey. <laughs> Önce bir minimum hani riske atabileceğin miktarı gönder. İşte 0.5 işte reis Base. onu gönder. Gidiyor mu gitmiyor mu bir bak. Çünkü keylogger yemiş olma ihtimalin olur bilgisayarında. Ctrl-V, Ctrl-C yapıyorsunuz zaten. Yani Copy-paste yapıyorsunuz. Yani herkes öyle yapıyor. Yani tek tek o 24 taneli kodu elle ya ezberlememişsindir herhalde. Yani cüzdan adresini. Bir yerden kopyala yapıştır yapıyorsun. Orada şöyle bir olay var. Sen kopyala yapıyorsun. Yapıştır yaptığında yapıştırın başka bir şey oluyor. Çünkü o anda bilgisayarın izlenmiş oluyor. Ha diyor ki bu salak şeyi kopyaladı, cüzdan adresini kopyaladı. Hop, o, vatandaşın istediği şeye geliyor, yapıştırıda. Ona göre değiştiriyor o programı onun. Adamı cüzdana göndermiş oluyor. Benim uyarabileceğim o. Ama bu Ledger nasıldır, nasıl yapıyor? Bitcoin Talk'ta mesela bizim grupta Fatih diye bir arkadaş var. Ledger nedir ne değildir onun videoları var. Onları izleyin. Fotoğraflı olarak anlatım var Bitcoin Talk'ta. Bitcoin Talk Show. Kripto hakkında bir bilginiz yoksa girin şu foruma bir bakın. Burası kriptonun kaynağıdır. Türkçe bölümü var. İngilizce bölümü var. Burada nedir ne değildir. Biz buradan geldik. Güzel konular var burada. Buraları kurcalayın. Yani neydi o? Peynir piş ağzıma düşme. Öyle bir deyim var ya. O Onu yapmayın. Öyle olmuyor. O, o öyle yaklaşırsan ya Aztek söylesin de ben yapayım dersen kesinlikle hata yaparsın. Paran gider. Yanlış yere gönderirsin o parayı. O coin'i. Ya da şu bodumun cüzdanını doğru düzgün kuramazsın. Çok dikkat etmek gerekiyor çünkü. Hani çünkü gitti mi gidiyor. Geri geri dönüşü yok. Bazen öyle mesajlar geliyor. İşte özellikle Waves'te. Yedeğini al, yedeğini al. 4-5 yere birden yedeğini alman lazım bunun. Flash diskin birini attım ben? Flash disk bozulursa ne bakacağım? Ya flash disk bozulmayacağının garantisi var mı? Suya düştü flash disk. Birkaç flash diske koymanız lazım. <laughs> i̇şte kağıda da yazmanız lazım. Özellikle yüklü varsa o private key'i yani gözünüz gibi bakmanız lazım. Ben çok güvenli işte offline şey yaptım. Flash disk yaptım. Onda tutuyorum da değil onun güvenli şeyi dediğim gibi flash disk bozulursa gider oyunlar.